Tonguç Akademi yani hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle 9'dan 10'a Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti konusunu ele alacağız ve değerlendireceğiz. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi Osmanlı medreselerinde hem dini ilimler hem de akli ilimler pozitif bilimler gelişmiştir. Temelinde işte fizik, astronomi, matematik, mantık, felsefe derslerini gördüğün gibi tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi İslami ilimlerde medreselerde öğretilmiştir. Önemli eğitim kurumları arasındadır medreseler. Peki Osmanlı'daki ilk medrese nerede? İznik'te, Müderris'te, Davudu, Kayseri. Sahn-ı Seman Fatih Sultan Mehmet döneminde ve Sahn-ı Süleymaniye'de Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan en önemli Osmanlı medreseleri arasında. Tekkelere gelelim. Halka din eğitimi ve sohbet verilen mensupların yer aldığı noktalardır. Eğer daha küçükse bunlar, onlara zaviye ismi veriliyor. Halkın burada inanç niteliğini birleştirmek, birlik ve beraberliği artırmak temel amaçtır buralarda. İslam dünyasının önemli bilim insanlarına gelelim. Akşemseddin Fatih'in hocasıdır. Özellikle yapmış olduğu matematik alanında ve diğer alanlardaki çalışmalarla da, tıp alanındaki çalışmalarla da çok çok önemli. Mikrop'tan ilk olarak onun bahsettiğini görebiliyoruz. Akşemseddin yine Fatih döneminin önemli isimlerinden biri. İstanbul'da enlem ve boylamını hesaplamaya çalışıyor. Ayasofya'da müderris oluyor. Fethiye ve Muhammediye adlı eserleri var. Ayın bir yüzüne de günümüzde onun adı verilmiştir. Ulu Bey'e gelelim. Timur'un torunu bilgi bir devlet adamıdır. Nasıl bir devlet adamı ise aynı zamanda bir İslam bilginidir. Burada Semerkant Medresesi ve Rasathanesi'ni oluşturacak ve Zici Ulu Bey Katalogu isimli de bir eseri bulunmaktadır. Gelelim nereye? Halk kültürü ve kitabi kültürü. Şimdi Osmanlı'da yazılı ve sözlü kültür ürünleri oldukça gelişmiştir. Yazılı kültürün aktarılmasında neler var? Fermanlar var, beratlar var, ahitnameler var. Bunlar olduğu gibi özellikle kitaplar, risaleler, minyatürler de buralarda kullanılıyor. Başkent ve sarayda gelişen bir kültür, yazılı kültür. Daha çok padişahlar bu kitapları topluyor. Sözlü kültüre baktığımız zaman ise hani masaldan menkıbeye, fıkradan hikayeye, eski Türk kültüründen gelen unsurlardan İran ananelerine, Hint hikayelerine kadar sözlü edebiyat ürünleri var. Bunlar da daha çok işte Nedim tarafından gerçekleştirebiliyoruz. Yine meddahlar, aşık ve saz şairleri sözlü edebiyatın önemli kişi ve şahsiyetleri arasında. Osmanlı'daki kültür niteliğine baktığımız zaman ilk kütüphane 1. Murat zamanında özellikle Arapça ve Farsça eserler Türk kültürüne kazandırılıyor. Padişahlar zaten çok seviyor böyle ilimi bilimi. Yani şairleri, bilim insanlarını koruyorlar bu insanlar. Özellikle saray kütüphanelerinde, külliyelerde, camilerde, medreselerde çok sayıda kütüphane bulunarak burada kitap okumanın teşvik edilmesini görebiliyoruz. Hatta Yavuz'a baktığımız zaman Yavuz Doğu Seferi'ne çıktığında Urfa'da, Kahire'de, İskenderiye'de, Halep'te, Kudüs'te, Şam'da çok önemli eserleri İstanbul'a, payitahta kazandırmıştır. Kanuni de özellikle Batı kültüründeki kitapları da Osmanlı'ya kazandıran kültür örüntüsünü artırmaya çalışan bir isim. MEP kitabında 2. Murat'ın kültürel faaliyetleri olarak ayrı bir bölüm açılmış. 2. Murat döneminde milli kültür hedefleniyor burada. Özellikle dini, edebi, ahlaki, tıbbi eserleri, siyasetnameler, menkıbenameler, musiki, sözlük ve ansiklopedi gibi alanlarda çalışmalar yapılıp bunlar tamamen bu kütüphanelerde birleştiriliyor. Yabancı eserler bu dönemde Türkçe'ye çevriliyor. Aşık Paşa'nın Garip Namesi bu dönemde oldukça önemli. Özellikle madeni paralara kıyı damgasının vurulmasını da biz 2. Murat döneminde görüyoruz. Kültürel ve sosyal alanda çok önemli gelişmeleri geliştiren önemli bir isimdir diyelim 2. Murat için. Şiirin sultanlarına gelelim. Şiirin sultanlarını ele alalım. Şimdi Osmanlı padişahları nasıl bir devlet adamıysa aynı zamanda da edebi şahsiyetleri oldukça gelişmiş kişilerdir burada. Kendi mahlasları var. Mahlas ne demek? Takmat demek şiirlerinde. Mesela 2. Murat mahlas olarak Muradi, Fatih Sultan Mehmet Avni, 2. Bayezid Adli'yi, Yavuz Sultan Selim Selimi'yi, Kanuni Sultan Süleyman ise Muhibbi'yi takmat olarak kullanmıştır burada. Özellikle belli düzende padişahların da divanları olduğunu söylemek gerekir. Türk şehir modellemesine gelelim. Yani bir bölge fethedildikten sonra ne yapılıyor onu ifade edelim. Şimdi ilk olarak merkeze bir cami yapılıyor. Aşevi Hamam Şifane etrafına yapılıyor. Hemen bu cami etrafına saraylar veya konaklar inşa ediliyor. Daha sonra mahalleler bunun etrafında şekillenerek şehir modellemesi gerçekleştiriliyor. Ama bu cami, aşevi, hamam, şifanenin bulunduğu merkezi nokta çarşı konumlamasıdır. Ve doğal olarak hani şehrin kalbi bu noktalarda atar. Öyle söyleyelim şehir modellemesinde. Devam edelim. Osmanlı'daki el sanatlarına bakalım. Şimdi Osmanlı ilk dönemlerinde hatırlarsanız ahilik teşkilatı oldukça önemliydi. Esnaf şeyhleri tarafından yönetilen
unsurdu bunlar. Doğal olarak onlarda gerçekleşen zanaat faaliyetleri de Osmanlı'ya geliştirmiştir diyelim. Osmanlı'da el sanatları içerisinde dokumacılık var, ahşap işlemeciliği var, çinicilik var, hat sanatı var, yani İslam'ın güzel yazı yazma sanatıdır. Taş süsleme unsurları gerçekleştiriliyor. Bunlarla beraber de sanatsal anlamda nitelik ön planda. Ama dikkat ederseniz resim, heykel gibi sanatlar Osmanlı'nın ilk dönemlerinde çok gelişmemiştir. Sebebi nedir? Özellikle bunların putperestliği çağrıştırmasından ötürü. Devam edelim. Toplumun harcı ve millet sistemine gelelim. Osmanlı toplumuna baktığımız zaman toplum hani ırka dayalı değil, soya dayalı değil veya işte millete dayalı değil, tamamen inanç niteliğine göre ayrılıyor. Burada Müslümanlar devletin hakimidir. Ümmeti Muhammed olarak bilinen hakimiyeti milleti bunlar oluşturur. Bir de gayrimüslimler var. Hristiyanlar ve Yahudiler. Hristiyanlar içerisinde Ermenileri, Yürcüleri, işte Yunanları görmek mümkün. Bir de Yahudiler var toplum içerisinde. İşte Osmanlı bunları millet sistemi içerisinde değerlendirmeye çalışıyor. Dedik ya, millete hakimi Müslüman millettir. Kimdir bunlar? Türkler, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Yürcüler, Berberiler, Çerkezler, Abazalar, yine bununla beraber Çeçenler, Müslüman milleti oluşturan topluluklardır. Gayrimüslimler ise Rumlardan, Ermenilerden ve Yahudilerden oluşmaktadır. Bu millet sisteminde bir cemaatleşme vardır. Doğal olarak mesela Ermeni'nin yaşadığı sorun Ermeni cemaatinde çözülmeye çalışılır. Böylece de ırka, bir soya dayalı olmadan, bir millete dayalı olmadan tamamen inanç nitelikli bir sistem oturtulmaya çalışılıyor diyelim. Osmanlı'daki toprak yapısına gelelim. Toprağı ele alalım ve değerlendirelim. Şimdi burada mülk arazi olarak ilk toprak unsurunu göreceğiz. Daha sonra miri araziye gideceğiz. Mülk arazi ne demek? Kişilerin elinde bulunan, kişilere ait topraklardır. Osmanlı'da yani hemen hemen neredeyse %2,5 yani böyle %3 oranında mülk arazi vardır. Daha çok devlet topraklarının biz miri arazi olduğunu söylememiz gerekir. %97 oranında. Sebebi nedir? Toprağa bağlı bir sınıfın ortaya çıkmasını engelleyebilmek için. Eğer topraklar Müslümanlara aitse bunlara öşri toprak, topraklar gayrimüslimlere aitse de haraci toprak olarak isimlendiriliyor. Dedi ki toprağın büyük çoğunluğu miri, yani devlet arazisidir. Devlet burada hani halkı kiracı durumda tutmaya çalışıyor. Yani kullanım hakkını halka veriyor ama sahipliğini kendi barındırıyor. Temel sebebini tekrar söylüyorum. O Avrupa'da ortaya çıkan feodal beylerin burada çıkmasını engellemek, toprağa bağlı sınıflaşmanın oluşmasını engelleme niteliğidir. Dirilik topraklar burada geliri yararlılık gösteren kişilere bırakılıyor. Miri arazinin çeşitlerinden biridir. Tımar da buranın içerisinde bulunmaktadır. Paşmaklık geliri padişah kız, anne ve eşlerine veriliyor. Ocaklık geliri kale muhafızlarına veriliyor. Malikane üstün hizmette bulunan kişilere veriliyor. Yurtluk geliri sınır boylarındaki askerlere veriliyor. Mukata arazi ise geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklar arasındadır. Yani bu şekilde de arazinin vergilendirilmesinde görmek mümkün. Devam edelim. Şimdi Osmanlı'da teşkilatlatma unsuruna gelelim. Şimdi üretim sistemine baktığımız zaman lonca teşkilatı burada bizim için çok çok önemli. Lonca teşkilatı nedir? Örgütlenmiş esnaf birlikleridir. Özellikle ahi teşkilatının etkisi azalınca loncalar devreye girecek ve burada bunlarla beraber meslek birlikleri biraz daha kuvvetlenecektir. Bir de narh uygulaması var. Bu temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve asgari fiyattır. Demek ki öyle bir kapitalist ekonomi, yani serbest bir ekonomi söz konusu değil. Burada kalite kontrolü var, fiyat kontrolü var. Bunlar lonca içerisinde kontrol edilmeye çalışılıyor. Burada hem üreticiyi hem tüketiciyi koruma temel hedef diyelim. Lonca teşkilatının temel görevlerine baktığımız zaman esnaflar ve halk arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermeye çalışıyor. Ürünlerin satış fiyatlarını belirliyor. Narh kesmek, az önce bahsettik onu da. Üretici ve tüketici koruyor. Ham madde teminini ve dağıtımını sağlıyor. Üretilen malların kalite kontrollerini yapıyor. Yani böylece daha kaliteli ürünlerle, daha iyi bir piyasayla halkın iyi ulaşmasını sağlamaya çalışacaktır. Lonca teşkilatı hani ticari bir kısımdır. Unutmayın, askerle ilgili değildir. Lonca teşkilatı için bunu da söylemek gerekir. Aklınızda bulunsun. Evet, bugün sizlerle beraber Osmanlı Devleti'nin özellikle medeniyet kısmında daha çok nereyi ele aldık? Biz daha çok işin askeri boyutunu vurgulamaya çalıştık. Askeri teşkilata baktık. Bir de ikinci kısımda biraz daha örgütlenmeleri ele aldık. Oluşan diğer Osmanlı dönemindeki teşkilatlanma unsurlarına bakarak dersimizi kapattık. Gelelim ödüllü sorunuza.
Eski Türk İslam Devletleri'nde ikta arazi olarak bilinen toprak Osmanlı'da hangi isimle anılmıştır? Derste bahsetmiştik bunun ne olduğundan biraz. Ayrıntı olarak da konuyu ele almıştık. Bunu araştırın, bulun ve bu videonun yorum kısmına mutlaka yazın. Dersimiz burada sona erdi. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hadi bakalım, diğer derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.